Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün Allah nasip ederse aracımızın artık giydirme işlerini yapacağım. Nurullah Aslı'nın kardeşinin yanına geldim. Bu konuda bana Nurullah kardeşim yardımcı olacak inşallah. Şey aksilik olmazsa. Şimdi aracımızda kafamıza tasarlamış olduğumuz birkaç şey var. Onun çalışmasını yapacağız. O çalışma bittikten sonra da hızlı bir şekilde aracımızın giydirme işlemlerine başlayacağız inşallah. Nurullah kardeşim benim Bücülük ilk karavanım, bilinen bir karavandı zaten, çok güzel bir karavandı. Benim için de güzel bir anısı olan bir karavandı. O karavanın giydirme işlerini de kendisi yapmıştı. Bu karavanın da Allah nasip ederse yine giydirme işlerini kendisi yapsın. Allah razı olsun ondan. Bizde emeği var bu konuda. Şimdi ilk önce biz aracın, ben logo tasarlıyorum. Şimdi Nurullah dedi ki logo tasarlayalım. Logo tasarlarsak daha güzel olur, daha şık olur. Şimdi kendi aracımızın logosunu tasarlıyoruz. Vektörel bir çalışma var. Biz bu vektörel çalışma üzerinde benim aracıma benzetmeye çalışacağız. Bu konuda artık Nurullah abinin şeyine kalmış. Yeteneklerine kalmış. Bakalım. Benzedi ama biraz. Ufaktan. Bitince daha güzel olacak. İnşallah. Bütün videolarımda Allah nasip ederse şu görmüş olduğunuz logom olacak. Karavanın aynısını çizmeye çalışıyoruz. En azından ona yakın bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Şu anda da benzedi de gayet de güzel oldu gibi. Şurası biraz daha ileride abi. Tamam. Küçük biraz. Başka? Şoför kapısının orada. Merdiveni şuraya mı yapalım? Evet, şu arka camı sil istiyorsun abi. Tek cam var önde. Arka şu arabanın camı değil mi? Şuradaki cam. Şu cam yok değil mi? Normalde? Evet. Tamam. Burayı ayarlarız. Şimdi merdiven ayarlayalım. Dümdüz aşağıya kadar merdiven iniyor. Vektör çizim olduğu için çok fazla ayrıntıya girilmiyor zaten. Yani beğendesin yeter. Tabii. Değil mi abi? O şekilde olacak. Aynen öyle. Çok az yapalım şu basamakları. Kaç tane var arabada? 6-7 tane var abi ya. 1-2-3-4-5. Aynen. Güzeldir. Tasarımları yaptık. Şimdi kesim işlemi için hazırlık yapıyoruz. Birazdan kesime başlayacağız. Kesimden sonra da artık aracı giydirme işlemlerine başlayacağız inşallah. Tamam. Bunlar iki tane almışız. Tamam, iki tane bir. Dünya tamam. Dün geç oldu biraz. Geç kaldığımız için bugün kalan işimizi yapacağız. Dün sadece makinede bu şekilde çizimlerini yaptık. Şimdi ayıklamasını yapacağız. Bugün artık Allah izin verirse yapıştırma işlemlerine başlayacağız. Şöyle göstereyim ben hemen.
Bu tırmanan kaya tırmanıcıları, bunlar arabanın sağ üst ve sol üst köşelerini yapacağız. Kaputa çok bir şey bulamadık. O yüzden oraya 4x4 Desato yazmayı şey yaptık. 4x4 turbo dizel yazdık. Stickerların kesim işlemlerini bitirdik. Allah izin verirse birazdan montajına başlayacağız. Şimdi tasarımını yapıyoruz, planlamasını yapıyoruz. Nasıl yapsak, nasıl etsek diye. Ondan sonra hızlı bir şekilde hemen artık Allah izin verirse yapıştırma işlemlerine başlayacağız. Logo çalışması yaptık. Artık bütün şeylerde bu logomuz olacak. Videolarda. Abi eline konu sağlık, çok güzel oldu. İlk kapımızdan başlayacağız yapmaya. İyi mi yoksa? İyi. Biraz daha kablo çekelim yoksa iyi mi? Yoksa. Tamam, güzel. Sonra bir stikerle tuş yapacağız. Tamam. Bu bir. Abi şu an ne yapıyorsun mesela? Yapıştırma yapmadan önceki hazırlık mı bu? Abi bunu çok iyi temizlememiz lazım. Toz olmaması lazım. He. Ne kadar temizleyebilsek o kadar iyi yapışır. Yani bu iş kesinlikle toz kabul etmiyor. Toz olduğu zaman hava alıyor değil mi abi? Hava alıyor, kabarcıklar oluşuyor. Yapışmıyor, iyi yapışmıyor. Bir de şu an hava çok güzel. Yumuşak havada yapmak lazım. Sert havada boğulmuyor bu iş. Yani sticker yapıştırırken havanın yumuşak olması lazım. Yumuşak olması. Çok fazla sıcak da olmayacak. Çok fazla sıcak oldu mu çalışması zor. Ama soğukta hiçbir şekilde olmuyor değil mi? Hiç... Tabii, soğuk kesinlikle hiç olmuyor. Şu an tam bu işin havası yani. Tamam. Havasına denk etmişiz o zaman. Şimdi dünya haritasını yapıştıracağız bu sildiğimiz kısma. Ondan sonra yavaş yavaş arabanın etrafına dönmeye başlayacağız stickerları. İnşallah sonra dünyayı gezersin. Dünyayı yapıştıralım, dünyayı gezersin inşallah. İnşallah, Allah nasip ederse inşallah. Tabii dünyayı gezerken bizi unutmasın. Nasip, nasip diyelim.
Gözden ırak olan gönülden ırak olur. Ona göre. Olmaz. Kendinizi şey yapmayacaksınız abi. Unutturmayacaksınız. He, yine iş bize dönüyor yani. Yani. Tamam. Bol bol yorum yaparız. İnşallah. Abi, ne kadar yukarıda olsa benim çok kayayım. Evet. Yok, yok. Şu kısma çalışmıştık. Evet, evet. Biraz daha gel abi. Şöyle girmiştik. İyi mi böyle? Bak şu kağıt düzdür. Şunu şuraya, şu boşluğu eşitleyelim. Tamam, doğru. Boşluğa sıfırlayalım abi. Sıfırla, he. Kağıdı direkt yapıştır. Yok, sıfırlamazsa sıfırlasak çok şey olur sanki. Ya. Çerçeveye gelir. Ya da buradaki boşluğu eşitle. Tamam. Burası gayet iyi. Eşit mi? Eşit mi? Yani eşit sayılır abi. Biraz daha böyle sanki... Şöyle eşit abi şu anda. Şöyle aç. Bununla bakayım. Olmazsa. Bununla bakayım. Bana ver abi. Şu an eşit, evet. Eşit abi, eşit. Hı-hı. Güzel oldu abi, böyle daha iyi. Hı-hı. Sanki diğer tahta altı daha iyi değil mi abi? Hangi tarafta? Orada. Görüntü mü? Hafiften gezdirelim abi de aynı mesafede uzaklaştıralım. Tamam. Şu anda Asya ve Avrupa kıtasını yapıyoruz. Çekiyoruz şu anda abi. Buraya da 4x4 logomuzu koyuyoruz. Nurlu abi, neden gölgede yapıyoruz? Abi şu mayışıyor. Bir milim de şey oldu mu işin içine çıkılmıyor. Zor oluyor. Hmm, çekme yapıyor değil mi? Ondan dolayı. Lazım, çekme yapıyor, aynen. Tamam. Arabanın artık arka kısmına geçtik. Şimdi buraya sosyal medya hesaplarımızı içinde olduğu logomuzu yapıştırıyoruz. Logoyu Nurla Aslım'la birlikte tasarladık. Çok güzel oldu. Bütün videolarda bu logoyu kullanacağım artık. Selam abi. Aleykümselam abi. Instagram, YouTube, TikTok, karavanımızın vektörel çalışmasını yaptık. Facebook, Twitter. Burada da yine. Sıra şimdi karavana değer katan en önemli kısma geldik. Ankebüs Suresi 20. ayeti kerimeyi mealini arabanın arkasına yapıştırdık.
Uyuyanları uyandırmak için. Malcolm X'in o güzel sözü aklımıza geldi. Tüm uyuyanları uyandırmaya tek bir uyanık yeter. Amin. Yapmış olduğumuz speakerlardaki şişkinlikleri ve toplamaları yapmak için ısı tabancasıyla rutuş yapıyoruz. Isıttığımız zaman şişkinlikler ortadan kaybolacak. Yağmur var. Yağmur hızlanmadan önce çekmek isterim son halini. İçerideki masam çok aşırı güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. İyi ki de böyle bir şey yapmışım. Piri Reis haritasını masama uyguladım. Masam dönüyor. Dönen bir masa yaptım buraya. Aşağı doğru iniyor. Yani aşağı doğru indirdiğimde burası da yine iki kişinin yatabileceği güzel bir yatak oluyor. Masanın döner şekilde yapmamın sebebi geçişlerin rahat olması için. Şu aradaki mesafe gerçi 80 santim. Neredeyse 1 metre yakın bir mesafe var arada. Koridorum 80 santim ama yine şey yapmak istedim ben. Oturduğunda rahat oturmak için bu şekilde döner bir masa yaptım. İçerisi biraz dağınık, kusura bakmayın. Perdelerim geldi. Bu hafta büyük ihtimal perdelerimin montajını yapacağım. Perdelerden sonra da artık sadece tek eksiğim güneş paralel sistemi ve hidroform kaldı. O da artık bütçem el verdiği zaman yapacağım inşallah. Kıymetli dostlarım, sticker işlemimizin sonuna geldik. Toplamda 1000 TL gibi bir maliyet çıktı stickerlara. Arkadaşım yaptı. Birinci kalite bir folyo kullandık. Sadece folyoların malzemesi, yani folyonun tuttuğu fiyatının 650 liraydı. 650 liralık folyo kullandık. Şu masamla birlikte toplamda bu da 50 veya 100 lira olması lazım masadaki etiket çıkarması. Yani toplamda 750 lira sadece şeye verdik zaten. Malzemeye verdik. Tasarımıydı, uğraşmasıydı. 250 lira da sağ olsun işçilik aldı. Toplamda 1000 TL gibi bir ücret karşılığında arabamın giydirme işlemlerini bitirdim. Şimdi şey kaldı sadece, tek eksiğim güneş paneli sistemi. Onun dışında ne var başka? Güneş paneli ve şey kaldı, hidroform kaldı. Allah nasip ederse onları da bitirirsem plan proje çizilip artık hazır bir şekilde yollara çıkacağız inşallah. Şimdiden Ramazan bayramını kutlar. Siz ve sevdikleriniz için hayırlara vesile olmasını Rüce Rabbim'den niyaz ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.